Ünye Ticaret Odası Başkan Adayı İş İnsanı Mehmet Arslan Bey kardeşimizle beraberiz. 22 Ekim'de yapılacak seçimde aday olan Mehmet Arslan'ın adaylığını açıkladığı günden bugüne sergilediği performansını kendi ağzından alacağız. Bir de hedeflerini soracağız. Tek cümle soralım. Sayın Başkan bize açıklasın. Buyurun Sayın Arslan. Öncelikle Ekim 22'sinde yapılacak seçimlerin odamıza, ünyemize, akkuşumuza, çaybaşımıza, ikizcemize şimdiden hayırlı olsun. Evet. İnşallah tatlı rekabet içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bir seçim geçiririz. Tabii adaylığımızı açıkladık. Haziran ayı içerisindeydi. Ondan sonra Temmuz ayı geldi. Fındık ayı girdi. Fındıktan sonra biraz tempoyu artırdık. Şu an esnaf gezilerimize devam ediyoruz. Gruplarımızı kısmen oluşturduk. Gruplarımız kendi arasında, kendi grupları içerisinde çalışmaya devam ediyor. 22'sini hazırlamaya çalışıyoruz. Biz de biliyorsunuz ticaret odası seçimleri tek listeden ziyade grup listesi. Doğru. 14 grubumuz var. Grup. 14 grubumuz var. 14 meslek komitemiz var. Onların içerisinden 2 tane meclis üyesi, 5 ve 10. gruptan 3 meclis üyesi, 30 meclis üyesi çıkacak. Onlar meclise girmesi gerekir ki çoğunluğu sağlamamız lazım. Onlar kendi, evet, hem ferdi çalışıyorlar, kendi gruplarıyla ilgili, biz de genel çalışıyoruz. Seçime hazırlanıyoruz inşallah. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Projelerinizi de öğrenelim. Neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi abi, Allah nasip ederse biz arkadaşlarla toplandığımız zaman da konuştuğumuz kendi düşüncemiz de o. Yani biz koltuktan bir kardeşimiz kalksın biz oturan derdinden ziyade bölgemiz, ünyemiz, sevdamız, ünye için neler yapılabilir? Onun mücadelesini vereceğiz. Onunla ilgili gerçekten ciddi olarak da arkadaşlarımız mutfakta ciddi çalışmalar, proje çalışmaları ne yapabiliyor? Sadece bizim ticaret odamızın yapabileceği değil. Basın açıklamasında da söylemiştim. Ünyemize ışık tutacak projeleri ortaya koyacağız. Paydaşlarımızla bunu paylaşacağız. Görüş alışverişi yaparak hayata geçireceğiz. İnşallah. Ya derdimiz ünye, derdimiz akkuş, derdimiz ikizce, derdimiz çaybaşı. İnşallah yeniden büyük ünye. Şimdi ticaret odasının 1700 küsür dolayında 1833 üyesi var. Evet. Esnafı, sanatkarı var. Evet. Gayeniz bu üyelerinizin bu memlekete, bu millete faydalı olurken helal rızkını temin etmesine siz de yönetim olarak katkıda bulunacaksınız. Şimdi Ahmet abi, şimdi ticaret odası, ben de üyesiyim. Esnaf arkadaşlarımızla geziyorum. Genel karşılaştığımız verilen tepki şu: ticaret odasının bize ne faydası var, bu zamanda ne faydası oldu gibi cümleler. Haklı olduğu noktalar da var. Niye? Ya ticaret odasına baktığın zaman orada gerçekten aidatını tahsil eden bir kurum olarak görüyor. Ama eğer orada sen yönetiminle, ekibinle farkındalık yaratırsan hem esnaf kardeşlerimizin önünü açmış olursun, ticaret erbabının önünü açmış olursun, hem bölgemize yön verecek atılımlarda bulunursun. Dediğim gibi ticaret odası başkanımız, diğer sivil toplum örgütlerinde bulunan kardeşlerimizin cümleleri, hal ve hareketleri çok önemli. Onun verdiği mücadele çok önemli. Aktivitesi çok önemli. Becerisi çok önemli. Yeteneği çok önemli. Ekibi çok önemli. Eğer bu varsa artı artı olur. Eğer bunlarda biraz eksik varsa maalesef eksik oluyor. Kaybeden gerçekten bölgemiz oluyor, insanlarımız oluyor, ünyemiz oluyor. Biz diyoruz ki üreten Türkiye'de, üreten ünye, doyduğun şehirde, doğduğun şehirde doy istiyoruz. Yani bu bölgede üretim yapılsın, sanayimiz gelişsin, insanlarımız büyük şehirde heba olmasın, hem doğduğu şehirde doysun, çalışsın, hem bu memlekette yaşasın istiyoruz. Ticaret odalarının asli görevi de üyelerini korurken üyelerinden hizmet alan, evet, ünye ve bölge insanlarının da hak ve menfaatlerini korumakla mükellef diyoruz. Evet. Sizin zincir marketlerden ziyade onlar biliyorsunuz ekonominin
geliri alıyor, ünye dışında harcıyorlar. Bugün üyesi olduğunuz odanız, hepimizin odası, bir şey başlattı. Geçmişte de bütün odalar, başkanlar yapmıştı bu işi. Yerel esnaf desteklensin, destekleyelim. İnanıyoruz siz de aynı çabanın, gayretin içinde olacaksınız. Cenazenize, düğününüze, bayramınızda sizleri ziyaret eden esnaflar, önce can atasözünden hareket edecek olursak, önce Ünye'li ve Ünye'de ve bölgede yaşayan insanların ve esnafların gelir düzeyinin yükselmesi. Evet. Bu konuda ne söylersiniz? Şimdi Ahmet abi, bu yani yerel, öbür yerel marketler düşmanımız değil ama yerelden ziyade bu genel ilgilendiren politika. Bu noktada ben geziyorum, bakıyorum. Mesela bizim 5. grup var. Yani bu dediğimiz marketlerin olduğu, yani gıdacıların olduğu grup. 146 oy kullanma hakkına sahip üyesi var. Abi 50 tanesi maalesef bu zincir market, zincir marketler. Ne yazık ki öyle. İsim vermeyeceğim. Şimdi tabii biz bu noktada ne yapılabilir, ne edilebilir? Burada yerelde de o ben takipçisi olmuştum. Çünkü ben asıl işim toptancılıktan, hizmet sektörüne geçen kardeşinizim. Maalesef yapılabilecek hamleleri yapmaya çalıştık. Yerel yönetim olarak belediyede. Ya bunu biraz daha yukarıya taşıyarak ne yapılabilir, nasıl bu işin bir önüne geçilebilir, bunun çalışması yapılacak. Biz de burada yerelde kendi burada yerel marketlerimizi, bakkallarımızı, mini marketlerimizi nasıl destekleyebiliriz, nasıl bir kampanyaya götürebiliriz, onlara nasıl ön ayak olabiliriz veya nasıl yön verebiliriz. Bununla ilgili arkadaşlarla geçen akşam konuştuğumuzda hatta bir saatimiz yakın bu gündemdi. Bu sadece şey için değil, yani bu ulusallık öyle bir şey olacak, bu her alanda olacak. Belki bugün markette görülen diğer alanlarda da olacak. Bunun önlemi ne yapılabilir gayreti içerisinde olabileceğiz. Yani ne yapılacaksa en üstesini yapmaya çalışacağız inşallah. 1830 tane 33 tane üyeniz var. Dolayısıyla 130 bin Ünye Merkez, Çaybaşı, İkizce ve yani 200 bölge, bin bir havza. Bölge havalesi insanlarına ne söylemek istersiniz 22 Ekim'de yapılacak seçim için? Şunu samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Mehmet Arslan Nur, Allah bize nasip eder, etmez. Nasip edersin. Kabul, evet, inşallah eder. Sadece derdimiz, mesaimiz, işimiz ticari olası olacak. Ticaret odasında mesaimizi harcayacağız. Yani hem burada işimde olup hem ticaret odasında değil. Bize nasip olursa buradaki bağlantımız bitmiş olacak. 24 saatimiz ticaret odasında olacak. Bölgemiz için ne yapılabilir? Ulusalda, yerelde. Ne yapılması gerekiyorsa bütün paydaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Bir yerlerden başlanması lazım. Ben umut ediyorum ki içimizde öyle heyecan var, ekibimizde o heyecanı görüyorum. 4 yılın sonunda bir şeylere başarmış olacağımız kanaatindeyim. Yani bir isim bırakarak İnşallah diyorum. Yani oradan eyvallah demek istiyorum. İnşallah 4 yılın sonunda bize nasip olursa 4 yılın sonunda oturduğumuz zaman da 4 yıl öncesini hatırlayarak tekrar inşallah bir röportajlar yaparsın. Kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Sağ olasın abi.